Merhaba. Son 7 seneye neler sığdı neler. Tüm kiriş ve kolonları kesildiği, defalarca sarsıldığı halde ülke çökmedi. Büyük ülkeymiş kabul edelim. Milletin hazım kapasitesi de müthişmiş. Sene 2021 geniş bir kesim en azından şunları net olarak gördü: ülke kötü yönetiliyor, Erdoğan döndüremiyor, hazine tam takır, hatta eksi de, devlet para basarak maaşı ödüyor, döviz rezervleri har vurulup harman savuruldu, vatandaşın bankalardaki mevduatı dahil, millet aç kıtlık kapıda, üstüne üstlük milli piyango'nun büyük ikramiyesi Erdoğan'a çıktı, çeyrek biletlerden üçü varlık fonunda. Görülüyor ki Erdoğan yorgun, bezgin, bitkin. Onu canlandıracak tüm enstrümanları ya yitirdi ya harcadı. Çok argümanı yok. Bilinmeyen, gizli bir taktiği kalmadı. Bunu da yapmaz dediğiniz her şeyi yaptığı yapıyor yapacak. Çevirip yurtseverlere soralım. Erdoğan'ın yok artık yapamazlar dediği neyi yaptınız? Samimi olarak kendinize sorun. Ülkede kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler birliği var. Boğaziçi'liler ayakta. Bakıyorsunuz atamaya değil atanan isme karşılar. Ana gerekçe rektörün Boğaziçi'li olmaması. İlk kayyım atanırken tepki gösterilse, barış akademisyenlerinin başına gelenlere, KHK ile ihraç edilenlere bir şey söylense bir anlamı olur, belki de arkası gelmezdi. Yıllardır Boğaz içinden esaslı bir itiraz yükselmedi. İhtimal bu yüzden artık dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde değil. Tek kişi belirliyor her şeyi. Bırakın onu, propaganda bakanına dahi soru soramıyorsunuz. Saray elle tutulur hiçbir gerekçe ya da lütuf yokken direksiyonu ağır faşist bir döneme doğru kırdı. Olur veya olmaz bilemem sadece şunu ifade edeyim bu sene seçim düşünmüyor ve planlamıyor. Niyeti olsa asgari ücrete sadece 500 lira zam yapmazdı. Vatandaş borçlu, şirketler borçlu, devlet boğazına kadar borç içinde ve sırf bir yüzden IMF'nin kapısını çalmak zorunda. IMF demişken Uluslararası Para Fonu 130 ülkede yaptığı araştırmada salgının yol açacağı ekonomik ve toplumsal çöküntünün 14 ayda büyük isyanlara yol açacağını öngörüyor. Yine IMF öngörüsüne göre baş kaldırı eylemleri 24 ay içinde zirve yapacak. Haliyle 2020'yi atlattık diye kimse sevinmesin.